YGS arar mı sana? He? Değerli kardeşlerim, basın açıklaması öncesi Şanı Yüce Mevlamıza hamdü senalar, Resul-i Zişan Efendimiz'e salat ve selam olsun. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i aleyhisselatü vesselam'ı bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. İsra suresi 1. ayet-i kerime. Ümmet Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı hep birlikte kurtaracak. Kudüs'ü birlikte alacağız. Mübarek Ramazan'ın son cumasında Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kudüs işgal altındayken Mescid-i Aksa Siyonist barbarlar tarafından fiili saldırılara uğrarken bu mukaddes beldenin ve İslam'ın ilk kıblesinin özgürlüğe kavuşması için buluşmaya sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işgal sürecinin çok da uzun sürmeyeceğine, İslam ümmetinin özgür Kudüs'te toplanacağına, günün yakın olduğuna inanıyoruz. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Uzağı yakın kılmak için büyük bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini biliyoruz. Bu mücadele sadece Filistinli Müslümanların omuzlarına yüklenecek bir mücadele değildir. Tüm Müslümanların Kudüs ortak paydasında bir araya gelip de sürdüreceği bir mücadele Kudüs'ün hürriyetine giden kapıyı aralayacaktır. İşgalin bugüne kadar sürmesinin nedeni ümmetin tek cephede ortak bir direniş sergileyememesindendir. Her bir Müslüman bir kovası dökse Siyonist işgalci rejimi sel alır ve yok olup gider. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Arkadaşlarım, basın açıklamamız burada sona ermiştir katılımlarımızdan dolayı. Allah-u Teala cümlenizden razı olsun. Allah-u Teala cümlenizin hayrını kabul etsin inşallah.